Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arabadayız, açılışım yine arabadan oluyor. Nereye gidiyoruz diye sorarsanız ailecek arabaya bindik, hastaneye gidiyoruz. Belin ayı rutin kontrolü vardı. Planlı bir şeydi yani, rutin kontrol var. Oraya gidiyoruz, bize uzak olan hastaneye, yani doğum yaptığım hastaneye. Dedim ki video başlatayım, havada çok güzel güneşli bugün. Güneşli bir hava varsa muhakkak dışarı çıkmamız lazım değil mi? En son herhalde 2-3 hafta oluyor. Böyle güzel güneşli bir havada video çekmiştim. Her zaman böyle güzel bir güneş görmüyoruz. Artık yaz gelsin. Şimdi yola biraz önce çıktık. Arabada sallanıyorum. Şoför, arabayı sallamadan gidebilir misiniz? Daha yolumuz var ama ben videoya başlatmak istedim. Sonra ne yapacağız? Bir de bana da markete uğrayacağız sanırım. Şu an tam planlı bir şey yok. Bir markete uğramayı düşünüyoruz. Çünkü Ramazan'dan önce son haftadayız artık. Bazı eksiklerimiz var. Onları alacağız. Biraz Ramazan alışverişi gibi olur. Belki sonra da akşam yemeğe vakti yaklaştığımız için acıkırsak yemek yemeyi düşünüyoruz. Böyle, kızlarda bugün okulu yok. Bir günlüğüne okul tatil. Yarın yine okulları var. İyi denk geldi. Doktor gününde bugün olması. Böyle. Şimdi kızları da size göstereyim biraz. Begüm şurada uyuma arifesinde uyuyacak gibi. Bugün değişik bir saç modeli yaptık Begüm'e. Begüm ne haber? Kızlar da arkada oturuyorlar. Telefonlarına bakıyorlar yolculukta. Bahar pek gelmek istemiyordu ama onu da ikna ettik bir şekilde. Ailecek her zaman çıkmıyoruz. Hüseyin de şoför koltuğunda. Merhaba. Ya zaten çok sık dışarıya çıkmıyoruz. Dedik ki hep beraber gidelim. Biraz okulda olmadığı için gezeriz, dolaşırız, alışveriş yaparız, yemek yeriz, eve geliriz diye düşündük. Öyle bir video içeriği olacak. Şimdiden yapacağımızı söyleyeyim yani. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Hastaneye giriş yaptık. 5 dakikamız var. Kızlar ne yapıyorsunuz? Karıştırmayın oraları. Ha tamam, okuyabilirsiniz. Evet. Hastaneye gelirken parfüm kullanılmaz. Doğru. Evet. Begüm. Begüm de buyda. Cümbür cemaat ailecek kontrole geldik. Aynen, herkes uyukluyor. Bahar ablası da burada. Şimdi ne yemeği yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Oylama yapıyoruz her zamanki gibi. Kim ne istiyor değil mi? He Begüm, sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun Begüm? Hiçbir şey. Müziyetteyiz tabi hala da. 10 kilo verdim sonuçta. Benim bozasım var ya. Sen ne çabuk 10 kilo verdin ya. Ben o kadar emek sarf ediyorum. 20 kilo verdim daha. İyisin maşallah. Hadi bakalım. Kilo vermeye devam. Benim de birkaç kilom kaldı hedefe. Tatlı yemediğimiz sürece sıkıntı yok. Yani bugün bozsak da zaten artık Ramazan'a birkaç gün kaldı. Ramazan'da gelip bozamayacağız mesela. En son sanırım Tay yemeği senin doğum gününde mi yemiştik? Ha? En son senin doğum gününde yemiştik herhalde, Aralık'ta. Bayağı da vakit geçmiş. Markete geldik. Filiz makarnası. 3 tanesi 10 kron diyor. Bayağı ucuz. Biz de birkaç tane alacağız. Çocuklar yiyorlar biz yemesek de. Yani çok ucuz. Normalde bir tanesi 10 kron. Şöyle hemen bir şeyler alacağız. Detaylı çekebilir miyim bilmiyorum ama. Hemen alacağız. Yani çocuklar arabada bekliyor. O yüzden hemen alacağız, çıkacağız. Evde gösteririm eğer çekemezsem burada. Burada ne alacağız? Biz alışverişe devam. Şu neymiş ki? Ha, bu hurma değil. Sucuk. Tamam, sucuk alma. Sucuk sen geçen aldıydın zaten, var. Daha açmadık. Şu şeylerden al işte, Tuolek. Ha. Onu çocuklar yiyor mu?
o aldığını. Çiğ köfte mi? Alayım çiğ mı? Köfte yaparız kendimiz ya. Daha iyi kendi yaptığımız. Bu normal senin aldığın hindi füme falan var ya, onlardan yok mu burada? Onlar iyi değil ama ya. Onların içi çok karışık. Yani ne olduğu belli değil içinde. Peynirimiz var. Geçen senin aldığın peynir var. Yağ alalım. Et bölümüne bakalım. Yoğurt alabiliriz. Şu yoğurt. Ne kadarmış fiyatı? İki tanesi diyor şey 35 kron. İyi, ucuz yani. Şu acılı şeyden alalım mı? Peynirden. Çocuklar sevmişti ya. Şimdi bazı kampanyalar yapmışlar. Ramazan olduğu için herhalde, Ramazan'dan önce. Bu arada şeyin alışveriş yapıyor, ben de video çekiyorum. Hemen hızlı girip çıkacağız dedik ama yine de tabii şey oluyor. Evet. Var. Salça var. Salça almayacağız. Tamam, süt de vardı zaten. Şimdi şeye bakalım. Et kısmına bakalım. Aslında ben hurma da alacaktım Ramazan olduğu için de. Güzel bir hurma göremedim ya. Hep büyük paketler vardı ve büyük paketlerde 2-3 tane alana şu fiyat yapmışlar. Teklif fiyatını bilmediğim için almak istemedim. İşte bazı kampanyalar yapmışlar dediğim gibi. 2 lira. Çiğ köftelik bulgurumuz var mı? Ne? Aldıydım ben en son ama. Ha, isot lazım. Ha, öncünün. Yok mu? İsot bakalım. Şu kuru patlıcan öncünün. Hangisi ki bunun fiyatı? Ha, 60 kron şuymuş. Çok da az ya 60 krona. Ben hemen alışverişimizi bitirdik. Arabamız şöyle görünüyor. Doldurduk. O kadar hızlı alacağız dedik ama yine de eksikler bitmiyor. Bir şeyler aldık. Et kısmına hiç girmedik neredeyse. Evde aldıklarımı gösteririm diye düşünüyorum. Burada pek fırsat olmadı. Çocuklar da arabada olduğu için alışveriş yerleştirmek de yüzeyine kaldı. Market de biraz kalabalık. Ramazan yani Ramazan'a son birkaç gün olduğu için. Evet, alışverişimiz bitti. Alışverişten çıktık şimdi. Arabanın yanındayız. Yerleştirdik torbalarımızı da. Eve gidince göstereceğim ne aldığımızı. Bir kısmını gösterdim. Bu dediğim gibi bayağı da bir yoğun. Şu an arabaya oturacağız. Hüseyin çocuğu bağlıyor. Begüm de ağlıyor. Yemek yiyeceğiz. Biz şimdi restorana geldik. Geçen de geldiğimiz Tay restoranına geldik. Ben de almaya başlayacağım. Çoğu kişi oturdu, Bahar alıyor. Ben kaldım bir tek geriye. Böyle yiyeceklerimden seçeceğim. Ben büyük bir kısmını tabağımın sushi doldurmayı düşünüyorum. Buradan da içeceğimizi alacağız. İyilik içeceğim. Kola alacağım. Çok susadım ya. Buradan tabağıma şöyle pilav var, patates var, sebze, tavuk. İşte böyle ilerleyeceğim. Menü şöyle ilerliyor. Ben de şu sushi kısmına doğru gidiyorum. Kızarmış tavuk var. Şunlar içinde karides var sanırım. Şuradaki bir şey bitmiş. Şurada da soslar var. Salata bölümü var.
Ve burada da sushi var. Olamaz. Sushi bölümünün de çoğu bitmiş. İnşallah yenilerler. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine bir klasik alışveriş videosundayken bütün aldıklarımı masaya dizdim böyle. Gelişi güzel koydum yani. Çok düzenlemedim. Hepsi bu sanırım. Bir iki de orada var. Onları size göstermek istiyorum. Bu alışveriş zaten sebze meyve ağırlıklı bir alışverişti. Bir hafta önce Hüseyin alışveriş yapmıştı. Tavuğumuzu, etimizi, kıymamızı, sucuk, peynir gibi böyle önemli şeyleri almıştı. Bu da böyle sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı bir alışveriş oldu gibi düşünüyorum. Aldıklarımı kısaca size de göstereceğim. Tek tek videoları, yani tek tek fiyatlarını söyleyemeyeceğim tabii ki. Zaten çoğu aklımda yok. Ama ne kadar tuttuğumu şurada, fişimle burada bayağı uzunca bir fişle ne kadar tuttuğumu da sizlerle paylaşacağım. Hemen aldıklarımı size göstereyim. Daha fazla sizi de bekletmeden, videoyu da çok uzatmadan. Şöyle bir, bu sefer farklı bir markete gittik. Uydavara'dakine gittik. Bizim her zaman gittiğimiz bir market değildi. O yüzden biraz daha böyle aradığını bulamayabiliyorsun veya farklı markalar arıyorsun. Öyle yani. Aradığım hurma alacaktım. Ramazan, dediğim gibi birkaç gün sonra Ramazan. Oruç tutacağım için hurma almak istemiştim ben seviyorum diye. Ama çok büyük paketler vardı. O büyük paketleri evde bir tek ben yiyeceğim için almak istemedim. Onu artık burada İsveç marketinden alacağım. Şöyle hemen şuradan başlamak istiyorum. Şuradan şöyle başlarsam eğer, şuraya da hemen torbaları attım, sonra toplayacağım. Şöyle bir tane lahana aldık. Bu sanırım Türkiye'den geliyor. Aynen. Antalya'dan. Lahana sarması yaparız dedim. Çok uzun zaman oldu yapmayalı. Hüseyin limon almış. Şöyle kıyılmış. Mantar almış. Bu bugün meyvelerin çoğunu Hüseyin seçti. İnşallah çürük seçmemiştir. Nar almış. Salatalık aldık. Mandalina var. Yaban mersini var. Şöyle küçük bir kutu. Patates var. Şöyle sivri biber aldık. Ayva gelmiş. Ayva aldık. Şöyle yeşil soğan var. Evet, yeşil soğan. 2 tane üzüm. Şöyle dolma biber 2 paket. İçinde de sadece 4 tane var. Bu da tabii ki Türkiye'den. Kırmızı lahana. 4 tane çekirdek aldım ben. 2 tanesi 10 krondu. Ucuz diye, yani bulunsun, yenir diye. Şöyle Kızılay markası maden suyu gelmiş. Çilekli ve karpuzlu. Şöyle 4 hayır. Yani dörtlü paket. Bir pakette 6 tane var. 4 tane onlardan aldık. 2 tane ananas almış Hüseyin ve şöyle 2 tane yağ aldık. Bu yağlar ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı ve litresi ne kadar? 4-6 diyor. Yani neredeyse 5 litre. 2 tanesi sanırım 150 krondu. Yani neredeyse 9,5 litre falan diyebiliriz. Hatta 4,5'sa 9 litre yağ, yani 150 kron vermiştik. Çok ucuzdu. Biz de aldık zaten lazım diye. Girişte makarnaları göstermiştim size. Filiz markası. 3 tanesi 10 kron. Çok acayip ucuz. Çünkü normalde bir tanesi 10 kron. Bunlardan 6 tane aldık. Çocuklar yiyorlar. Biz yani diyet yapsak bile çocuklara yapıyoruz. Şöyle bir tane somon aldım ben. Bunları da hemen dondurucuya atacağım. 400 gram. Şöyle 2 tane Alaska balığı denilen beyaz balıktan aldık. Filet olarak. 2 paket. Bir tane, bir paket de barbun balığı vardı. Denemek için bundan aldık. Şöyle 4 tane bütün tavuk aldık. Çok büyük değil, 800 gram ama 4 tanesi 100 krondu. Çok ucuzdu bence. Patlıcan aldık. Şundan almış Hüseyin. Sığır, hindi, tavuk, salamı. Şu acılı cheddar peynirlerinden aldık. Çocuklar seviyor diye. Şu sürme peynirden aldık. Tatlı patates. Şöyle 2 tane de tavuk salamı, yok, hindi salamıymış bu. Ondan almış Hüseyin. Kivi var. Kırmızı biber var. Kırmızı biber, portakal, karışık elmadan almış.
Şu soğanlardan aldım, ekeceğim bahçeye. Yeşil soğan olsun diye. Kilosu 25-29 kilo muydu neydi? Ondan aldım. Ve normal soğan aldık. Hüseyin Red Bull almış dörtlü. Sonra burada Lipton var. 2 tane İsveç yoğurdu. 2 tane normal Türk yoğurdu var. Şöyle geçeyim. Yani de gördüğünüz gibi et ve tavuk yok. Yani bütün tavuklar var. Evet, ama normal bir daha önceki videolarımızdan bilen arkadaşlar, yani gören arkadaşlar biliyordur. Kıyma ve tavuk, et gibi şeyler yok bu alışverişimizde. Tam bir aylık alışveriş değil. Şu jalapeno biberlerinden var, acı olan. Bu farklı bir marka. Şöyle ayvar var ekmeğin üstüne sürmeye kahvaltılık. Sonra emin olmadığımız için evde ne kadar var? Şu yine Duru'dan aldık. Bir çiğ köftelik, bir de normal ne derler, pilavlık. Bunlar için kullanıyoruz. Şimdi önümüzde Ramazan. Kesin bize lazım olacak. Emin olmadığımız için evde var mı yok mu, ne kadar var? Bunlardan da almış olduk. Sanırım bu kadar. Unuttuğum bir şey, bir tane de Pringles almışlar. Bu kadar. Bir de şurada maydanoz var. Domates ve 20'li mi? 30'lu mu? Kaç bu? 30'lu yumurta. Ay, domates de az baldaymış. 30'lu yumurta var. Tam bir menemen, yani şey olmuş, malzemesi buluşması. Bir tek biber eksik şurada. Öyle yani. Saatte gördüğünüz gibi şu an 7.30'a geliyor. Eve geldik. Yani benim de bir tane paketim vardı. Bu paketi diğer videoda açacağım büyük bir ihtimal. Bu alakası olacak. Temu siparişim vardı. O Temu siparişini de bir dahaki videoda beraber açacağız. Şu lahanaya da ayrıyetten sevindim. Çünkü bayağıdır lahana sarması aklımda vardı. Bunu da hemen yarın belki de sararım diye düşünüyorum. Böyle. Şimdi hemen ilk balıkları açacağım dondurucuya. Onların buzları salmasın. Ve tabii ki hemen size şu uzunca bir fiş vermişler Hüseyin'e. Yani 1773 kron tutmuş. Aslında bence gayet iyi de tutmuş. Bazı şeyler indirimli olduğu için mi? Yani bilmiyorum. İçinde tabii ki çok kıyma, et, tavuk gibi ürünler yoktu. Genelde zaten siz de gördünüz. 1773 kron tutmuş. Her şey içinde bu fiyatın. Ve bayağı bir böyle uzunca bir fiş vermişler. Bazı arkadaşlar birkaç yorum aldım. Tek tek fiyatları bilmek istiyor. Ama yani tek tek fiyatları gerçekten zor yani söylemem. Aklımda olanları söyledim zaten. Söyleyemem. Ama bunun için yani alışveriş yapmadan tek tek markete gidip fiyatları size göstermek için ayrı bir video yapacağım. Belki Ramazan için de yaparım. Ve yeni bir zamlar gelecekmiş. O zamlar da gelsin de öyle yapalım en iyisi. Mesela şu tavukların fiyatları aklımda. 4 tanesi 100 krondu. Çok ucuzdu. Normalde ben bütün tavuk almıyorum aslında. Ama 4 tanesi 100 kron. Yani şu 25 krona geliyor. Çok ucuzdu. Mesela ben de aldım. Sonra mesela şu 80 krondu galiba. Mesela ne kadarmış bunun fiyatı? Bu herhalde buzlu olarak 1 kilo ama yani içindeki şey balık 800 gram. Mesela bu 80 krondu yanlış hatırlamıyorsam. 80 kron da gerçekten buna ucuz mesela. Yani bu balığa. Evet, somonun fiyatı da 75 krondu sanırım ama tabii bu 400 gram. Yani o kadar çok ucuz değildi ama ben bunu kendim aldım. Çocuklar zaten sevmiyor. Bu balığı da biz seviyoruz. Bu da o ne kadardı bakalım, yani görebilirsem eğer balık aynen 1 kilo diyor. Bu da 75 kronmuş balıkta 1 kilosu var bunun. Ben bunu resim olarak koyabilirim ama dediğim gibi yani burada tam neyin ne olduğu anlaşılmayacağı için bunu resim olarak koymamın da çok bir anlamı yok. Alışverişlerimi size gösterdim. Saat de zaten dediğim gibi 7.30'a geliyor artık. Gerçekten yorulduk. Çünkü bayağı tabii ki oldu evden çıkalı. Şimdi alışverişlerimi yerleştireceğim. Hemen balıklarımı da buzluğa atacağım.
En son ne diyordum, kamera kapanmış ama tek tek fiyatları maalesef söyleyemiyorum. Aklımda olanları zaten söyledim. Ama Ramazan içinde veya Ramazan'dan sonra bizim buradaki markete gidip temel gıdaları size tek tek göstererek, yani fiyatlarını tek tek söyleyerek öyle bir video yapmak da istiyorum. Takipte kalmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın video geldiğini. Yoksa bilmek gerçekten zor. Ben alışverişlerimi yerleştireceğim. Ondan sonra oturup biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Bugün benim yürüyüşüm de kaldı gibi, arkadaşlarımla yürüyüşe çıkamadım. Ama bilmiyorum, bakalım. Eğer daha çok geç olmadan belki kendim yürüyüşe çıkarım. Konuyu da uzatmak istemiyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşürüz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce geçirdiği, sevdikleriyle beraber olduğu, ağız tadıyla oruçlarını tuttukları, bol bol bütün güzel nimetlerden, dualardan yararlandığımız bir Ramazan olur. Biz de inşallah bu Ramazan ailecek, ufaklar hariç, oruç tutmaya niyetimiz var. Ben de zaten bu Ramazan evdeyim. İnşallah çok güzel bir Ramazan geçireceğiz. Bu da böyle bir Ramazan alışverişi, Ramazan'dan önceki bir alışveriş oldu. Bir Ramazan içinde belki alışveriş yapmayız ya da yapsak da video çekmeyiz, bilmiyorum. Yine tabii ki videolar gelecek ama ne tarz bir videolar gelecek şu an ben de çok bilmiyorum yani. Biraz evin ve beni, yani biraz olayların gidişine bağlı. Takipte kalmayı unutmayın. Ramazan'da da tabii ki videolar gelecek. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.